Sevgili seyirciler, politik bakışta Harmancık Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Ataş'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili başkan, ikinci bölümdeyiz. Baktığımız aslında Harmancık'ta bu sene eksikliğini hissettiğimiz misafirlerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Üniversite öğrencileri aslında yoktu. Bizim için gerçekten benim de ben burada kulaktan çınlatacağım Sayın Ramazan Üzü Uludağ Üniversitesi'nde çok büyük emek sarf etmiştik. Dağderdi'de beraber çalışırken bölgeye meslek yüksek okul kazandırılması için. Bu anlamda baktığımda ama Harmancık Meslek Lisesi Okulu'nda bu sene öğrenci yok ama bu sene orada başlayan bir ciddi bir faaliyet var. Kent mobilyaları, işte bizim oturduğumuz masa ve sandalyeler Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri. Hem bölge İslam katkısı oluyor hem ben bölgenin cazibe merkezi olması noktası önemli. Bu konuda neler yapılıyor, neler yapılmadı ya da yapılacak diyelim. Bu da bizim işte seçim vaatlerinden biriydi. Biz ağaç işleri organize sanayi kuralım dedik ama durum tabii çok farklı oldu. Bu da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, yüksekokulumuzun malzemeleriyle ve bizim belediyemizin de yer tahsisiyle biz bina verdik. Bu şekilde üçlü halde, üçlü taş ayağını kurarak kent mobilyaları üretim merkezini kurduk. Şu anda Büyükşehir'imiz işletiyor. Bizim için artı değer, çünkü 9 kişilik şu anda bir istihdam var. Ya 36 kişi demektir yemek yiyor. 36 kişi ekmek yiyor. 4 ile çarparsa. Tabii ki. Daha da artacak. Pandemiden dolayı şimdi yavaş giden bir süreç. Çünkü Anadolu Başkanımızın bir dahaki talimatı artırın, üretin, satalım. Yani Hakkari'nin Şemdin ilçesine daha 2 hafta oldu. Buradan kent mobilyaları gitti. Bu bizim için gurur verici bir şey. Türkiye'nin her tarafına burada kent mobilyaları üretip satılabiliyor. Ve bu benim ilçemden olması. Ve marka benim ilçemin insanların yani üretip bunu üretmesi bizim için gurur verici. Bu noktada da yine destekten esirgemeyen yüksekokulumuza, o zamanlar Halil müdürümüz vardı, şimdi müdürümüz de değişti. Yeni gelen müdürümüze de hayırlı olsun diyoruz. Yüksekokulumuza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a ve Burkent Ahmet Avcı'dan tutun. Aşağı doğru kimlerin emeği varsa hepsine ben teşekkür ediyorum. İlçemiz için bir marka değer oldu. Bence çok çok önemli. Aslında bir de şunu da ifade etmek lazım. Önümüzdeki süre pandemi eğer izin verirse Harmancık tekrar arkadaşlarına, yeni öğrencilerle buluşacak. Bu anlamda Harmancık buna hazır mı? Hem konaklama anlamında hem üniversite anlamında tekrar. Çünkü baktığımda çok ciddi bölümler var. Çünkü ben bir bölgenin kalkınması iki temel mantalitesi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi öğrenciyledir, üniversiteyle, ikincisi de askeri birliklerledir. Bu anlamda baktığımızda askeri birlik yok ama ciddi anlamda 500 veya 1000 civarında bir öğrenciye ulaştığımız anlar 1000 lira harcasa her ay 1 milyon lira yapar. Yılda 12 milyon TL yapar basit bir hesapla. Harmancık Belediye bütçesinin 1,5 katına yaklaşık, 2 katına yaklaşık. Bu anlamda neler yapılıyor, neler hazır mı Sayın Başkan? Şimdi çünkü aynı zamanda siz yeni bir evladını üniversiteyi bitiren o anlamda bir velisiniz yani. O anlamda çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bunların. Şimdi bizim yüksekokulumuzun 5 bölümü var. Bunlar aşçılık, turizm, otelcilik, turizm, seyahat, mobilya ve muhasebe. Hatta mobilya tamamen hizmet sektörüne yönelik aslında baktığımızda. Tamamen hizmet sektörü. Evet evet. Mobilya bölümü daha dondurulmuştu. Önceden vardı. Şu anda yeniden açıldı. Malzemeleri TANAP tarafından karşılanan çok güzel bir atölyeleri de var. İnşallah öğrencilerimizi kayıt yaptırmalarını bu noktada özellikle bekliyoruz. Aşçılık bölümü zaten bizim belediyeyle organizeliği yürüyen bir olay. Çünkü staj yapma noktasında benim kent eko tesislerim var. İnsanların yani öğrencilerimiz orada staj yapıyor. Mobilya bölümündeki insanlar Burkent'te işte mobilya alternatif hazır. Tabii ki alternatif hazır. İşte turizm otelcilik ya da bu diğeri turizm seyahat neçede bizim eko tesislerimiz yani turizme hizmet ettiğimiz için çünkü dışarıdan insan gelip bizim orada ağırlanıyor. Ya da herkes Bursa'dan gelmiyor dışarıdan insanlarımız geliyor. Yani hizmet sektörüne hitap eden bölümler ve dolayısıyla bunların ilçemizde stajından tutun çalışma imkanı olan sahaları olarak yüksekokulumuz gerçekten de 5 bölümüyle yaklaşık 500 öğrencisiyle hakkıyla ilçemizi temsil ediyor. Ben bu noktada teşekkür ediyorum. Ben mesela Harmancık'ta şunun olması canı gönülden istiyorum. Harmancık aslında baktığımızda Ilıcalar ile baktığımızda Kaplıcalar bizim küçüklüğümüzde büyüklerimizin gittiği yerlerden bir tanesiydi o anlamda baktığımızda. Belki doğru bir yatırımcı gelmedi, doğru bir zaman olmadı ama ben burası ile ilgili herhangi bir çalışma var mı? Yani buranın bir tekrar ben en azından ekoturizm olduğu için turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada yapılacak bir tesis bölge kavşak noktasında ciddi anlamda belki burada bir potansiyel var diye düşünüyorum ben Sayın Başkan. Çocukluğumuzda gittiğimiz Ilıcak Su Kaplıcaları. Evet. Çocukluğumuzda biz oraya giderdik. Hani siz de bilirsiniz evet. Aynı bölgenin insanıyız.
işte harmandan kalkmak diye tabir vardır. Yani arpa buğdaylar biter, işte samanlar ahırlara şeye yerlerine depolanır. Ondan sonra gittiğimiz kaplıcadır burası. Çocukluğumuzun kaplıcası. Benden önceki dönemde Büyükşehir Belediye'miz burada sondaj vurdu. 43 derece sıcaklığında saniyede 5 litreye kadar 3-5 litre arası sıcak suyu olan ve buna 2-3 kilometre mesafede yeri alınan hazır ama işte yatırımcı bulamadı. Pandemi işte bazı yatırımların önüne sekteye uğrattı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş çünkü su ile ilgili jeotermal AŞ ve yer Büyükşehir Belediye'mizin o da mücadele ediyor. Hani yatırımcı noktasında yatırımcı bulunursa hala olacak bir yer. D200 işte demin konuştuk. D200 karayolunun kenarında yani yerleşik olarak çok iyi. Ulaşım olarak da çok iyi. Ama işte yatırımcı bulunursa bizim için, ilçemiz için artı değer çünkü benim ilçemin ekotesislerinin yanında bir termal kaplıca niye olmasın? Çok güzel olur. Bizim de vaatlerimizden biri. İnşallah hayırlı bir yatırımcı bekliyoruz. En azından yatırımcı denk gelirse tamam buna devletin belkesine o 5 değil de 2 değil de 3, 4, 5. şekilde kalkınmadaki bir statü alınırsa belki bu yatırımcı çok daha rahat bulunur. En azından buradan biz Ankara'da siyaset yapan bölge milletvekili ve AK Parti milletvekillerine bunu ifade etmiş olalım. En azından bu konuda bir çaba sarf ederlerse bizler de basın olarak üzerimize düşen yapmaya hazır sayın başkanım. Teşekkür ediyorum. Baktığımızda tabii ki biz büremizin geçmişte gerçi her gün daha güzelleşiyor ama taşımalı eğitim sistemi vardı. Bu zaman zaman içerisinde kalkıyor ama bölgede şu an baktığımızda 200 yataklı bir öğrenci yurdu ile ilgili çalışmalar var zannedersem. Tefrişat kısmına döndü iş herhalde zannedersem. Yine eğitim ve öğretim yılında pandemi müsaade ederse, tırnak içerisinde söylüyoruz her zamanki gibi, pandemi müsaade ederse burası da faaliyete geçecek. Nasıl çalışmalar? Lise öğrenci yurdu olarak burası yapıldı. 2 sene oldu biteli. Ama maalesef işte pandemiden dolayı öğrenci yani açılamadı. Şu anda tefrişat aşamaları son noktada. Nasip olursa inşallah yani Eylül'de burası açılacak. 100'ü kız 100'ü erkek olmak üzere 200 yataklı öğrenci yurdu. Çocuklarımızın kullanımına sunacağız. Artı dışarıdan gelen insanların konaklayabileceği lise çünkü lisede çok rahat konaklayabileceği bir bölüm. Bu noktada İşte zamanında emeği geçen insanlara da teşekkür ediyorum ama Allah nasip ederse Eylül'e yetiştirecek. O zaman şöyle bir şey olacak mı? Geçmişte baktığımızda Harmancık'tan Tavşanlı'ya giden öğrenciler vardı. Bu sefer Tavşanlı'dan Harmancık'a giden öğrenciler mi olacak diyelim? İnşallah temennimiz o zaten. Yani bölge... baktığımızda çünkü 200 öğrenci baktığımızda gerçekten bizim 6500 şu anki mevcut nüfusa göre değerlendirdiğimizde okuyan öğrenci sayımız muhakkak genç nüfus oldukça az olduğunu düşünüyorum. Ben teknik o rakamları bilmiyorum ama dediğimiz gibi bölgede hitap ederse bu sefer tamam mı? Belki çok daha farklı çalışmalar olacak diye düşünüyorum aslında. Bence önemli bir şey diyor. Yani aslında baktığımda bütün şehir yaşasın bize az önce konuşuyorum bakıyorum ben 3 aşağı 5 yukarı topladım. Yatırımla miktarına baktım 7 milyon TL bütçe ama bütün şehirden büyük şehirden gelen yatırım miktarı 50 milyon 60 milyon TL civarında bir rakam olmuşmuş. Dönemimizde anladığım kadarıyla. Tabii ki ondan en büyük sebeplenenler de köyler eski ismiyle şimdi yeni ismiyle mahalle eski ismiyle köyler. Ben hala köy denmesi taraftarıyım baktığımızda çünkü onunla ilgili bir çalışma da zaten ya köylerin tekrar kırsal bölgeye Bursa evet, büyük, evet. Büyük şehirde sizde de çalışma olduğu için söylüyorum. Köylere bu dönemde yapılan hizmetlerde en çok zannedersem fosiltik çukurlar çok ciddi anlamda yapıldı diye biliyorum. Su depoları ciddi anlamda diye yapıldı diye düşünüyorum. Yani bunun dışında özellikle yine bence çiftçiye yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ tarafından sağlanan imkanlar var. Fide dağıtımı bence çok çok önemli. Bu konuda bir genel bir bilgilendirme yapar mısınız Sayın Başkan? Yani bildiğiniz gibi 31 mahallemiz var. Bunun 28'i kırsal zaten hani köy diyelim yine biz bunu. Köy diyelim köy, köyde kalsın. Yani mahalle demek mahalle dediğiniz zaman ben büyük bir ilçenin bölümleri olarak görüyorum mahalleyi. Ya Bakırköy'de bir köy aslında baktığımızda. Esenköy de köy ama baktığımızda bizim şeyde. Bizim köy kafamıza uymuyor. Uymuyor yani. Yaklaşık köylere 2 yılda bir 15 milyonluk büyük şehrimin destekleri, genel bütçeden de desteklerle beraber, valimizin destekleriyle de beraber 15 milyon TL'lik bu köylerimize biz parka taşından tutun, umumi VC, abdesthane, istinat duvarları korunması gereken işte yerler, alanlar tel çitlerle çevrildi. Camilerimizin tadilat, bakım, işte abdesthaneler. Yani bunlar da yapıldı. Yani Allah'a şükür köylerimizin fazla bir eksiği kalmadı. Yani Buski kanalıyla da demin dediğiniz gibi foseptikler. Bunlar zaten az bir eksiğimiz vardı. Onları da büyükşehirimiz tamamlıyor. Ve şu noktada da su depolarında da artık yani aman aman bir eksiğimiz kalmadı.
baktığımızda köylerin tüm altyapıyla ilgili çalışmaları, aslında burada köylerde bizim tek eksiğimiz kalan nokta şu diyorum. İnsan. Yok, insanız ve insanla beraber bu insan geldiği zaman bence ben bunu Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın, Kestel Belediye Başkanı Sayın Önder Tanır getirmiş. Bizim belki inşallah Sayın Mehmet Kesin'e de ben burada rica etmiştim. İnşallah size de rica etmiştim. Bizim hangi arazide hangi toprak analizi. Toprak analizi gibi çalışmalar var mı? Ha, var. Şunu söyleyeyim, bizim iklim biraz sert. Yani her ürün bize yetişmiyor. Onun için diyorum zaten. Coğrafyamız gerçekten çetin bir coğrafya. Hani dağ bölgesi derken. Yumuşadı o gerçi coğrafya artık. Eski çetinlik kalmadı ama. Bizim ayva projemiz var. Tarım Ayşe kanalıyla biz geçen sene 6000 file ayva dağıttık. Yani ayva ilçemizi ayvayla eşmeden daha meşhur olmak istiyoruz. Çalışıyoruz. Eşme ayvası, aynen, sulu ayvamız var. Biz bunun ekotestlerimizde reçelini, pekmezini, tatlısını yapıyoruz. Normal dışarıda satılıyor. Yani ilçemiz bir üründe artık oranın coğrafi ürünü olsun diye ayva üzerinden yürüyoruz. Ama bunun yanında yaban mertin yetiştiğini de deneyip görenler de var. Çünkü bazen toprağın pH'ı buna müsaade etmiyor çoğu yerlerde. Ahududu da zannedersem yetişebilir diyenler var. Ahududun deneyen yok. Ben onu şuradan biliyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden benim arkadaşlarım gelmişti. Öğretim üyesi orada, öğretim görevlisi. Bölgeye gezdirmiştim ben. Dedik bu topraklarda ahududu yetişebilir. Ciddi anlamda da gelir kaynağı elde edebilir demişti. Ben oradan çok iyi hatırlıyorum. Yaban Mersin'le beraber. Belki olabilir. Yani ben tam analiz yapamıyorum ama gerçekten baktığımızda şu an yaban mersin kilosu 80 lira 100 liradan bahsediliyor rakamlar ciddi anlamda. Belki 2 sene para kazanamayız ama 3. sene itibaren ciddi anlamda ekonomik anlamda çiftçimizi rahatlatıyor diye düşünüyorum Sayın Başkanım ya. Katılıyorum, işte bizim toprak pH'ında sıkıntı var. Evet. Yani büyük oranda oluyor, oranla oluyor, harmaşın iyi olmuyor derken bir tane kardeşimiz çaba verdi, mücadele etti. Toprağın pH'ını falan da değiştirdi. Organik topraklar getirdi. Şu anda üretiyor. Yani demek insan, uğraşınca oluyor aslında. Uğraşınca oluyor. Biz işte dediğiniz gibi yani ahududu olur, yaban mersini olur, ayva olur, ceviz var, ceviz olur. Bu şekilde yürüyeceğiz. Bazı bölgelerimizde güzel kirazlarımız var. Yani kelesi aratmaz. Güzel kiraz yetişen, işte kele tarafına yakın olan bölgelerde kiraz yetiştiriyoruz. Yani Allah'ın izniyle artık tarıma dönmemiz gerekiyor. Kendi organik ürünler. Fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor aslında baktığımızda yani. Ben en doğru geçmişimizde bu çünkü. Geçmişimizde dönmemiz lazım. Çünkü doğru. Dağ yöresi dendiği zaman tarım ve hayvancılık tanınan bir yerde. Baktığımızda bölgede ben yani belki çoğu halkımız bilmiyor ama çığırtkanlar vardı köylerde. Sizler bildiğiniz için. O çığırtkanlarla köydeki sırları belki meralara götürüyorlar, gezdiriyorlar ama şu an baktığımızda köyde büyükbaş hayvan sayısı bir elin parmaklığı kadar. Sütünü dışarıdan alıyor, yumurtasını dışarıdan alıyor. Hatta tırnak içerisinde ekmeğini bile dışarıdan alıyor. Yani ki, neredeyse geçmişte şehir ekmeği ifadesi kullanılırdı yemek için ama şimdi köy ekmeği yemek için insanlar özel talep oluşturuyorlar. Bence insanlar köylerine ve evlerine sahip çıksınlar diye diyorum ben ya. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok şey... çok önemli yani bu aslında sahip çıkmamız gereken noktalardan bir tanesi harmancılık değerlerinden geçmişte Osmanlı'ya doğru gidelim. Okçu Şuca çünkü bence çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda hep milli okçuluktan bahsediyor. Osmanlı'da okçuluğu öğreten isimlerden bir tanesi Şuca ile en azından kısa olarak bir anlatır mısın Şuca ile Okçu Şuca ile ilgili çalışmalarınız nelerdir Sayın Başkan? Keman Keş'tir. Bu büyük şehrimizin Kültür Turizm Tanıtma Birliği kanalıyla biz bir heykelini yaptırdık. Bu bizi gerçekten mutlu etti. Bizim ekoturizm tesislerine çıkan yol ayrımında hatta ekoturizm tesislerini gösteren ok pozisyonu alarak ekranda da var. Güzel bir heykel oldu. Bu bizim manevi bir değerimizdir. Ve ilçemizden de rekortmen bir okçunun çıkması gerçekten bizim için gurur verici. Biz Okçu Şuca ile beraber yürüyerek okçuluk turnuvaları düzenleyeceğiz. İnşallah işte pandemi buna müsaade etmedi. Heykelimizin daha açılışını yapamadık. Allah'ın izniyle benim ilçemin manevi bir değeridir. Yüce bir değeridir. Biz ona sahipleneceğiz. Onun üzerinden okçuluk yani atalarımızın yaptığı o sporları tekrar insanlarımıza hatırlatacağız ve ilçemizde de bunu turnuvalarını düzenleyeceğiz. Ben eğer yanlışım varsa düzeltim. Yani harmancık denince muhakkak Kültür Bakanlığı ele atmasını istediğim bir şey var. Veysoğulları Konağı doğru bir yanan bir konak vardı. Aklımda kaldığı kadar yanlışım varsa. Karaveysoğulları Konağı. Karaveysoğulları Konağı. Bence ben oraya geçmişte gezdiğim için biliyorum. Buranın turizme kazandırılması şart olduğunu düşünüyorum. Bu evet harmancıkta belediye marifetiyle yapılamaz ama buradan bizi duyan yetkililer eğer bu konuda biraz çalışma başlatırlarsa harmancık tamam mı? Aynı zamanda doğal bir film platosu olabilir o konak sayesinde diye düşünüyorum ben. Bizim vaatlerimizden biriydi. Ama maalesef vaat verme gayrı işin içine girince bambaşka sıkıntıları olan
5000 metrekare olan bir yer o konaklar. Çok büyük konaklar. Yandı, yakıldı. Orijinal uygun yapılması gerekiyor. Tabii kültür tanıtma, kültür turizm varlıklarını koruma birliğiyle beraber hareket ediyoruz. Yani onlardan destek, yani mücadele ediyoruz. Ama tabii bayağı bir masrafı olan bir şey. Yani bunun proje çalışması bile o zaman için, biz geldi 2 yıl önce 400-500 bin liraydı. Yani tabii bilirsiniz ki bunu yaptırmak zaman alacak. İnşallah yaptırırız ama işte aması var. Dedim ya, bu konuda keşke kazandırılabilse, dediğiniz gibi doğal bir pilot olacak. Doğal pilot olur diye düşünüyorum. İlçemizin de 1700-1800 yıllarda yapılan bir tarihi konakları bunlar. Yani aslında baktığımızda tamam, konaklarıyla gelen kentler var ama baktığımızda Harmancık bu anlamda çok ciddi bir konaktı. Evet, yangın sonucu yok oldu ama baktığımızda ben geçmiş halini hatırlıyorum. Çok çok gerçekten güzel bir konaktı. Aslında Harmancık diğer ismi de Çardı'dır mesela. Evet. Bilmeyenler açısından söyleyeyim. Çardı mafyayla projeniz var. Bu proje nedir? Projenin ayrıntıları nelerdir Sayın Başkan? Bizim ilçe merkezimizde ailelerin, bayanların, çocukların gidebileceği bir oturma yeri diyelim. Ya da kafe demek istemiyorum ama kafe diyelim. Böyle bir yerimiz yoktu. Belediyenin orada bir çay bahçesi vardı. İğreti bir durumdaydı. Gidilemeyecek, insanların gitmediği, iğrenç bir yerdi. Biz orayı yıkarak güzel bir tesis yaptık. Çardı Mahvel diye ailelerimizin, yani eşleriyle beraber kadınlarımızın gidebileceği nezih bir mekan. Bungalov tarzında yaptık. Yani ilçemizde bir nefes alınacak bir ortam kazandırdık. Baktığımızda dışarıdan gelen en azından memurlarımız olsun, görev yapan insanlara rahatlıkla ulaşabileceği, misafirlerini ağırlayabileceği, günübirlik dahi olsa. Tabii tabii. Belki ekoturizm testine çıkmasa da burada rahatlıkla ağırlayabilirsiniz diyorsunuz. Yani o aynen kadın, aynen. Baktığımızda. Aslında geçen sene içerisinde Sayın Gençlik ve Spor Bakanı ile beraber bir proje imza atmıştınız. O proje içerisinde bizler de Ankara'daydık. Doğru hatırlıyorsam. O projelerdeki çalışmalar nedir en son? Allah şükür onları bitirdik. Zaten ilk bitiren belediyelerden biriyiz. Bize iki yüzme iki basket sahası ve çok amaçlı basket sahası ve yüzme havuzu talep ettik. Evet. Yüzme havuzunu bitirdik. Nasip olursa onu 10-15 güne kadar suyla doldurup insanların kullanımını açacağız. Tel örgülerle etrafını yükseltme durumumuz var. Çünkü bayanlarımızı da artık yüzmeyle tanıştırmamız gerekiyor. Onları da onu çekmek için görünmez kılmamız lazım. Yanında basket sahamız da var. Birini mahalleye yaptık. Allah şükür yani biz bu konuları bitirdik. Yani şu anda kullanımadır. Basket sahaları kullanılıyor. Yüzme havuzunu 10-15 güne kadar açıyoruz. İnsanlarımızı da yüzmeye davet ediyoruz. Havalar müsait olursa, yağmur olmazsa bugünkü gibi, tamam mı? İnşallah mevsimler, yaz gelirse, mevsimler zamanında giderse tamam, biz de orada yüzme bekliyoruz. Yoksa kışın yüzmeye, kışın yazı olur, o zaman yüzmeye bekliyoruz diyoruz. Bir de millet bahçesi var tabii ki. Harmancık'ta baktığında ya millet bahçesinde neyin nesi dediklerini duyuyoruz yani. Ya Harmancık zaten her taraf bahçe yani. Çünkü insanlar bakıyoruz her taraf köy, mahalle, bahçe ama biraz da az önce ifade Harmancık, sadece Harmancık'ta yaşayanlara göre, Harmancık'ta çalışanlara göre düşünmek lazım diye düşünüyorum ben olayda. Dışarıdan gelen polisler var, devlet memurlarımız var, çalışanlarımız var, yan ilçeden gelen var, beyaz yakalılar var, belki şeyde mühendis olarak madende çalışan. Bunlarla ilgili neler yapıyoruz millet bahçesiyle ilgili? 1,5 milyon TL'li bizim millet bahçemizin artık son kamelyalarını koyduğumuz anda bizim orası bitmiş olacak. Kaç dönüm arazide Sayın Başkanım? 40 bin metrekare bir alan. Tabii biz bunun yarısına yaptık. 20 dönüme yani. 20 dönüm kadar bir yerine yaptık. Güzel olan şu. Bizim ekotesislerimiz hemen yanında. Siz daha iyi bilirsiniz. Panayır dediğimiz, evet, geçmişten kalma bizim festivallerimiz vardı. Bu alanda olurdu. Pandemiye takılan şu an yine. Yani o alanda yaptık biz bu millet bahçesini. İçinde insanlarımız şu anda daha bitmeden kullanmaya başladılar. Gölgelikler var. İnsanlar işte yeşil alanlarımız da var içlerinde. Hem burada insanların nefes alabilecek hem de oturup pikniğini yapabilecek bir konsept olarak bu insanların kullanımına sunacağız. Ama muhtemelen bunu da kamelyaları bitirdiğimiz anda, bu da 10-15 günü alır, bitirip işte o da kamelyalarımızı da Burkent kanalıyla yaptırıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani hepsi ilçemizde oluyor. Yani bu baktığımızda her şey ilçede oluyor. Yani ben şunu da söyleyeyim. Ekoturizm testlerine kesilen özellikle et ve et ürünler de ilçede yapıldığını buradan bilgi olarak vereyim. Yani organik ürünlerdir. Kendim zaten hekim olduğum için denetim bizatihi bendedir. Yani etlerimizi güvenerek yiyebilirler. Aslında baktığında evet, nüfus 6.000-7.000 civarında bir nüfus var ama dışarıdan gelen gerek öğrenci arkadaşlarımız var, gerek memur arkadaşlarımız, asker kökenlerimiz var, polis kökenlerimiz var. Akabinde diğer kamu kurumunda görev yapan, Harmancık'ta olmayan hemşehrilerimiz var diye tırnak içerisinde söyleyelim. Öğretmenlerimiz var ama bunların da zaman zaman barınmayla ilgili ihtiyaçları var. Halkın barınmayla ilgili ihtiyaçları var, köyden kente gelenlerin. TOKİ ile ilgili bir çalışma herhalde süreci vardı. Hangi aşamada Sayın Başkan?
Allah'a şükür bizden önce denendi TOKİ çalışmaları ama başarılamadı. Sağ olsun insanlarımız bize güvendiler. Devletimiz de bunun önünü açtı. 84 konutluk TOKİ'nin şu anda 6 blok halinde projede 6 blok, 3'ü bitti. Yani bitti derken iç sıvasına geçtiler, çatıları vuruldu. Diğer 3'ü de kaba olarak devam ediyor. Yılbaşına kadar inşallah bu konutlar bitecek. Muhtemelen de hak sahiplerine bu teslim edilecek. Ama güzel olan şu, talebin arkası kesilmemesi. Yani biz ilk etapta 84 kişiyi, 90 kişiyi zor bulduk. Ama şimdi insanlar tabii ortaya bir eser çıkınca devamını istiyorlar. Bu noktada da inşallah devamı gelir diyorum ama yılbaşına kadar bu TOKİ'lerde bitirilip insanlarımızın artık belki şöyle bir özlem olacak. Harmancık'tan gerek yurt dışına gerek kent dışında yaşayan hemşirelerimiz var. Bunlar zaman içerisinde belki baba ocakları belki evleri çok yıkık ama en azından Harmancık'ta da benim bir evim olsun mantığıyla, tamam mı? Yani gittiğimde başımı sokacak bir evim olsun. Maddi durumları belirli bir ölçekte olanlar bence çok daha rahat müracaat ederlerse en azından tamam, Harmancık'ta kapılarını kapatmamış olurlar. Baba ocaklarına sahip çıkmış olurlar diye düşünüyorum Sayın Başkan yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aslında Harmancık'ta bizim tabii geçen hafta içerisinde biz oranla ilgili burada müjdeli bir haber verdik. Oranla gençlik merkezi, spor merkezi yapılıyor aslında baktığımızda. Bu bölgemiz adına ben kazanç olarak görüyorum. Çünkü 4 ilçe ette tırnak gibi görüyorum. Birbirinden ayrılmayan bir parçadır. Bir elmanın 4 yarısı gibi değerlendirmek lazım. Ama bizim gönlümüzden geçen her zaman dağ yöresi bu anlamda baktığında sportif anlamda başarı sağlarsa biz bundan mutlu oluruz. Spor, ama bunun için de biraz altyapı olması lazım. Altyapı ile ilgili çalışmalar olması lazım. Çünkü kağıt üzerine spor var, sporcu var ama bu anlamda neler yapıyoruz? Çünkü baktığımızda doğru hatırlıyorsam belediye meclisinden bir tanesi daha önce Harmancık Spor Kulübü Başkanlığı'nı yapıyordu Serdar Bey. Doğru, evet. Aklımda kaldığı kadar yanlışım varsa düzelt yine. Neler yapıyor Sayın Başkan bununla ilgili? İşte Gençlik Spor Bakanlığımızdan iki basket sahamızı aldık. Çok amaçlı. Yüzme havuzumuz var. Artı bizim Harmancığımızın gençlik ve spor bir tane kulübümüz var. Belediye olarak biz bu konuda destekliyoruz. Ayrıca bizim Şaban Büyükşehir Başkan Vekilim Şaban Fethi Yıldız'ın da bu konuda kulübümüzde desteği var. Yani gerçi şeyden dolayı o da açılamadı. Hani pandemiden dolayı onlar da hiç mütabaka yapamadılar. Bizim kendi çocuklarımızda işte ilk birinci amatörde olan bir takımımız var. Artı bir de TANAP kanalıyla alınan fitness salonumuz var. Bunu da biz belediyemizin eko tesislerinin altında fitness salonu olarak artık nasip olursa en kısa zamanda açacağız. Çünkü yer zeminini ayarlıyoruz. İnsanlarımıza spor olarak bu tür aktiviteleri hazırlıyoruz. Bence bu çok çok önemli. Tabii Harmancık'a baktığımızda en önemli sıkıntılardan bir tanesi Bursa uzaklığı, akabinde Tavşanlı'ya yakınlığı. Yani geçmişte baktığında Sayın Mustafa Kalem Sağlık Bakanlığı ya da Tavşanlı'da bulunması Tavşanlı'ya özel bir ilgi getirdi. Aslında sağlık anlamında ciddi yatırımlar Tavşanlı'daki devlet hastanesine yapıldığını ben biliyorum. En azından takip ettiğim için biliyorum. Baktığımızda bölgemizde hastanesi olmayan yerlerden bir tanesi de şey. Doğru 10 yataklı mı? Bir hastane herhalde. Olmayan, yani şöyle söyleyeyim, 17 ilçede olmayan tek ilçe bizimdi. Hastanesi olmayan. En son büyük oran yapıldı. Onlar şu anda kullanıyorlar. Bizim de Allah'a şükür artık temeli atıldı. Yani betonları dökülmeye başladı. 10 yataklı hastanemiz şu anda... En azından acil vakalar için en azından rahatlıkla baktığımız. Tabii tabii. Yani şu anda binamız yükseliyor. Artık Allah'ın izniyle ilçemizde de bir 10 yataklı, yeni, depreme dayanıklı. Bizim önceki hastanemiz güçlendirildi. Hastanemiz de yapılıyor. İnşallah bir yılda bitecek. İlçemize de yeni bir hastane kazandırmış olacağız Sağlık Bakanlığı kanalıyla. Bence çünkü bu çok çok önemli. Bir de şu var, bizim baktığımızda bizim bölgemizde genelde baktığımızda uzman doktor noksanlı oluyor. Eğer gelen bölgeye gelen kaymakamın eşi ya da hakim veya savcının ya da emniyet müdürünün eşi doktor veya şey olursa, uzman doktor olursa, en azından bunlara bir anlamda bakıyoruz. Hastanede doktora görev yapıyor. Bu da çok çok önemli aslında baktığımızda. Bence inşallah bundan sonraki süreç içerisinde muhakkak kaymakamımız vardı. Görev dahilinde değişiklikte o uzman doktor eşi olan bir kaymakam atanırsa ondan sonra da çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bence bölgemizde sen bir taşla iki kuş olur. Hem kaymakamımız muhakkak fayda, evet, sağlıyordur ama onunla belirli bir atama sonra eş de doktor olursa bence çok çok daha önemli olur diye ballı düşünüyorum. Ballı kaymak tabiri var. Aynı o şekilde baktığımızda aslında BEPKA'dan şu an ciddi anlamda şey var. Biz Harmancık kamp merkezi olmasıyla ilgili çalışma bahsettik. Yukarıda ekoturizm tesisleri var. BEPKA'dan onaylanan yaklaşık 1 milyon civarında bir proje onaylandı. Kamp ve karavan alanı projesi var. Bence çok önemli projelerden bir tanesi, insanlar dedi ki kendini artık tabiata atmaya başlıyorlar. Ama tabiata atarken de kendine doğru yer atmaları lazım. Yani her yere atamazlar. Allah korusun. Hem güvenliği olması lazım hem de bazı ihtiyaçlarını giderebilmesi lazım diye düşünüyorum yani.
vahşi bir doğa şeyini de kabul etmemek lazım. Yani her tabii tarafı yani kirletici bir doğaya da kabul etmemek lazım. Bununla ilgili bir çalışma da onaylandı. Ben yazdığım için ifade ediyorum. Hangi aşamadayız? Şimdi protokol aşamasındayız. Bu noktada yine ben Anıl Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun onun destekleriyle BEPKA Genel Sekreterine de teşekkür ediyorum. 1 milyon bütçeli Avrupa standartlarında, yani ciddi söylüyorum Avrupa standartlarında, yani gelen insanlar şu an ekranlarınız görüyor çünkü. Hiçbir sıkıntı yaşamadan her türlü hizmete erişebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Artı bizim Millet Bahçesi kenarında, ekoturizm tesisleri kenarında, korunaklı bir alan. Yani dolayısıyla kampçıları, karavancıları inşallah bitirdiğimiz zaman bekleyeceğiz. Şu anda protokol aşamasındayız. Protokol imzalamaz. En kısa zamanda bitirip kullanıma sunulmamız gerekiyor. Kaç araç aynı anda gelebilecek en azından? 30 araç. 30 araç aynı anda baktığımızda ciddi anlamda burada kendi, çünkü buraya baktığımızda tuvaleti var, mutfağı var ve benzer evet, çalışmalara evet, bu anlamda baktığımda çok çok önemli. Belki Bursa'da ilk olan bir tesislerden bir tanesi olacak. Çünkü Orhan Gazi Sayın Bekir Aydın böyle bir niyeti var, düşüncesi var. Oldu mu olmadı bilmiyorum ama. Ziyarete geldi bir de. Gezdik yeri beraber baktı. Çünkü ben Bekir Bey'le de daha önce seçim öncesi konuştuğum için vaatlerinden bir tanesi buydu. O anlamda baktığımızda belki çok tane ilk olacak. Bence çok çok önemli. Aslında baktığımızda ben ilk konunun başında ifade etmiştim. İlk bölümde Harmancık'taki yol çalışmaları, ama benim gönlümüzden geçen geçmişten beri hatta Simav yolu üzerinde Antalya'ya bağlanma düşüncesi var. Harmancık'ta yol çalışmaları var ama ben bu konuda özellikle tekrar basa basa üzerine vurgulamak istiyorum. Muhakkak Harmancık Orhan'la bizim yolu eğer devlet yolu statüsüne alınabilirse bölgenin makus talihi değişecek. Kesinlikle çok değişecek diye düşünüyorum Sayın Başkan. Bu yolla ilgili hangi çalışmalar yapılıyor? 2019'da ihalesi yapılıp da bu yasal süreçlere takılan maalesef işte KİK dedikleri itiraz. Kamu yerli kurumuna. Evet aynen, oraları itirazlarda mahkemelerden geçip de şu anda başladılar. Hani önceden yıllar önce olurdu, seçimler yaklaşınca insanlar hani kamyonlar dozerler gelir, seçim bittiğince gelirlerdi. Yani. Hatta bize onu da söylediler ama bunun kesinlikle bundan alakası yok. Yasal süreci biten bizim Meyran Mevki dediğimiz en çok kazaların olduğu bir bölüm var. Bu Erenler'den Harmancık Arası'nın ihalesi yapıldı. Peyderpey yapılacak ama biz özellikle rica ettik. Dedik ki bizim kazalar burada oluyor çünkü çok ölümler oldu oralarda. Allah korusun. İnşallah bunun önüne geçmek için bizim şu anda ben yolda gelirken de gördüm, özellikle baktım çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı diye. Çalışma devam ediyor. Allah'ın izniyle tabii ki gönlümüzden dublo yol geçiyor. Ama bu ilçe bağlantı yolu olduğu için kazaların düşmesi, konforlu bir yolculuk olsun diye. Can kaybının olmaması bizi de mutlu eder diyoruz. Aynen. O yüzden en sıkıntılı yerden şu anda başladılar. Bu noktada da Karayolları Bölge Müdürümüze, özellikle dağ için mücadele eden bölge milletvekilimiz Osman Mesnan'a da çok teşekkür ediyorum. Bence çok çok önemli. Harmancık'ta bir de aslında baktığımda şu var. Hep konuşuyoruz güzellikler, güzellikler, güzellikler ama akabinde ben şunu bekliyorum mesela. Harmancık'tan yetişen, evet üst çatı derneğidir bölgenin, dağ derneği bu anlamda baktığımızda, ama Harmancık'ta yetişenler bugün az önce ifade ettiğiniz Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekili Sayın Şaban Fethi Yıldız. Yine Fethi Bey'in kardeşleri var. İstanbul'da büyük bir otel müdürlüğü yaptı. Aynı zamanda belki bilmeyen Bahattin Yıldız, Vodafone Arena'nın ciddi anlamda Beşiktaş Stadyum müdürlüğü yapıyor. Diğer kardeşi Almanya'da. Bunun gibi birçok insan, Birleşik Amerika'da olan insanlar var benim bildiklerim içerisinde. Yine gazeteci arkadaşımız var yine burada baktığında, yine kendi yöremizden. Bunlarla ilgili bir Harmancık buluşması düşünüyoruz. Özellikle yeni yapılan konferans salonu var. Orada baktığımızda ciddi anlamda bence bunun artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü artık bence dört dağ ilçesi de kendi içerisinden çıkan değerleriyle beraber bir buluşma yapıp o büyük buluşmaya doğru gitmesi lazım diye düşünüyorum artık. Yani artık ortak aklın tamamen bölgeye hakim olması şart diye düşünüyorum ben. Sonuna kadar katılıyorum. Önce yerelden başlayıp her ilçe kendi değerleriyle başlayıp daha derin devamında yani büyük ölçekli birleşmemiz gerekiyor. Allah şükür Harmancık'ımızın da değerleri var. Ama pandemi maalesef toplantıları birlikte beraber olmayı erteletti. Yani ilk bizim 17 ayımızı yedi. Yani hayatımızdan da 17 ay, başkanlığımızdan da 17 ay. Yani o zaman şöyle yapalım, bu dönem başkanı bir 17 ay uzun sayılmamış sayalım yani. O önemli değil de önümüzde de 17 ayımızı aldı. Bu noktada biz değerlerimizde daha önce bir toplantı yaptık. Ama artık Allah'a şükür yani pandemi yoluna girdi. Tekrar geniş katılımlı. Değerlerimizi çünkü ne yaptığını bilmiyoruz, nerelerde durduğunu bilmiyoruz. Bizim onların akıllarına, fikirlerine ihtiyacımız var. Onlar bize önerileri, yani ilçelerimizin nasıl gelişeceği noktasında bize değerli bilgileri verirlerse, çünkü biz dört ay ilçesi olarak hep beraber hareket ediyoruz. Çünkü kaderimiz aynı, coğrafyamız aynı. Akrabalarımız birbirine. Akrabalarımız aynı. İnşallah Bursa'nın parlayan
değerler olmamız gerekiyor. Dört dayı çete olarak. Bu noktada da sağ olsunlar dört belediye başkanımızla da bir uyumlu çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Osman Mehtan vekilimiz de var. Allah'ın izniyle inşallah güzel yerlere getireceğiz. Tabii pandemiden ama, sonra. Ama ben bu pandemiden sonra ben yayının sonuna doğru geleyim. Aslında tekrar ilk başlangıçta ifade ettiğimizi ben tekrar ifade ederek söylemek ifade etmek istiyorum. Bizim dört dağ ilçesi için özellikle emekliler yani yılın büyük bir bölümü köylerde geçiriyor. Köylerde geçiriyoruz. Lütfen birinci ikametgahının bulunduğu köylere, bulunduğu ilçeye alsınlar ki bölgedeki yatırım noktasına biraz daha fazla hizmet edebilme olanağına sağlasınlar ilgili başkanlara. Ben bu konuda en azından buradan bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Aslına baktığımızda kendi yöresel derneklerine sahip çıksınlar, kendi yöresel başkanlarına sahip çıksınlar. Evet, seçim 5 yılda bir olur. 5 yılda insanla istediği şekilde konuşabilir ama 5 yıl içerisinde kendi yöreye sahip çıkarlarsa dışarıdaki birlik ve beraberlik görüntüsü bölgenin yatırım almasındaki gücünü arttırır kanaatindeyim. Benim kişisel düşüncem bu. O açıdan son sözlerinizi alalım Sayın Başkanım. Ondan sonra da programı beraber kapatalım. Dediğiniz gibi temennimiz insanlarımızın, hemşerilerimizin, ikametgahların içlerimizi alıp bizi desteklemeleri. Biz hizmette koşturmaktan yorulmuyor. Zaten sloganımız Harmancık için canla başla. Bütün belediye başkanlarımız tabii ki dertleri ilçelerine hizmet etmek, ilçelerinin ihtiyacı olan ne varsa daha da böyle kaliteli bir yaşam ve konforlu yaşam sunmak. Ben bu noktada bana bu ilçemizin dertleri, sorunları, yaptıklarımızı anlatma fırsatı verdiğiniz için öncelikle size, sizin nezdinizde Asyevi camiasına, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, oradan bakanlarımıza, milletvekillerimize, AK Parti'mize, meclis üyelerime ve özellikle her zaman içinde bölge milletvekilim Sayın Osman Mehtan Bey'e ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a destek veren, adını sayıp sayamadım, bütün bize canı gönülden yanımızda olan insanlara ben sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi dinledikleri için de hepsine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, bir program daha sonuna geldik. Her programda ifade ettiğimiz gibi maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Aşısı gelen lütfen aşısına olsun. Pandemiden bahsetti sürekli. Pandeminin son ermesini istiyorsanız, öğrencilerin tekrar okula başlamasını istiyorsanız hepimizin aşı olması şart. Lütfen kendinize, sağlığınıza dikkatlice bakın. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.